Siz onu Vatanım Sensin dizisinde Mir Alay Cevdet olarak tanıdınız. Peki diziden atılanlar gerçek mi? Tabii ki de değil. Şöyle bir baktığımda çoğu yanlış şeyin olduğunu görüyorum. Tabii ki bunlar izleyiciyi televizyona tutmak için yapılan senaryolar. Ben burada size gavur lakabıyla anılan Yunan ordusuna sığınmış ve yüksek mertebede ulaşmış Türk Mustafa Mümin Aksoy hakkında doğruları ve yanlışlarıyla konuşacağım. Destek için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. 1892'de varlıklı bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi Mustafa Mümin. Babasının adı İbrahim'di. 1911 yılında Beylerbeyi Yedek Subay Okulu'ndan Teğmen rütbesiyle mezun oldu. Balkan Savaşları'nda Edirne'de görev aldı. Birinci Dünya Savaşı patlak verince Çanakkale cephesine ve ardından Doğu cephesine gitti. Bastın harekatlarında bacağının 3 yerinden yara aldı. İzmir'in işgalinden önce İzmir Jandarma Alay Komutanlığı'nda görev aldı. Mustafa Mümin'in Gavur Mümin olarak anılacağı günler geliyordu. İzmir'in işgalinden bir gün önce halk zengin fakir demeden toplanıp gelen Yunan gemilerini izliyordu. Yüzbaşı Mümin Süleyman Fethi'nin odasına doğru yürüdü. O sırada Yıldırım Kemal ve Hasan Tahsin'in bir bomba ve silah ile toplamda 7 Yunan askerini öldürdükten sonra şehit edildiğini söyledi. Fethi Bey dolabından 3 tane silah çıkardı. Mümin'e ve Yıldırım Kemal'e verdi. Camın önünde Yunan askerlerini vurmaya beklerken Süleyman Fethi Bey Mümin'e sakın ateş etme dedi. Çünkü etrafta kadınlar ve çocuklar vardı. Eğer ateş açılırsa Yunanlar hiç acımayacak ve kadın çocuk demeden hepsini öldürebilecekti. Yunan askerlerinin yanında İzmir'de tanınmış bir Rum rehber vardı. Yıllarca ekmeğini yediği bu topraklara ihanet etmiş bir rehber. Elinde Yunan bayrağı ile en önde yürüyordu. O sırada bölge esnaflarından Saatçi Aziz cebinden çıkardığı tabanca ile Rum rehberi vurmuştu. Tüm askerler kaçışmaya başlamıştı. Mümin Aksay bu olayı şöyle anlatıyor. Tüm Yunan kaçıyordu. O sırada yanında bulunan Fethi Bey artık biz de istiklal merasimine başlayabiliriz dedi. Ateş etmeye başladık. O sırada Ali Nadir Paşa balkondan kirli beyaz bir çarşaf sallıyordu. Bunu gören Fethi Bey tüh rezil oldu. Bu asker müsveddesi bırak çarpışmayı teslim olmayı bile bilmiyor dedi. Beyaz çarşafı gören Yunan alayı binaya girdi. Elimizdeki silahları meydana doğru attık. Yunanlar üstümüzü aradı fakat bir şeyi bulamadı. Bizi dışarı çıkartıp hakaretler ederek kordon boyunca yürüttüler. O sırada yüzbaşı rütbesindeki Yunan askeri Fethi Bey'e yaşa ve nezilos diye bağırmasını sert bir dille emretti. Fethi Bey bunun üzerine sen konuştuğun kişinin Türk ordusunda rütbesi Mir Alay olan bir asker olduğunu bilmiyor musun diye cevap verdi. Yunan yüzbaşı hangi Türk ordusu diye kahkaha atınca Fethi Bey Türk ordusu budur diyerek yüzbaşıya tokat attı. Hemen oracıkta kurşuna dizilerek şehit edildi Süleyman Fethi Bey. Türk askerleri bu kötü muameleyi görürken vatanı teslim edenler hiçbir şey yapmıyorlardı. Beyaz bayrak sallayan Nadir Paşa ve 4 asker dışında herkes birbirine yapsın edilmişti. Yüzbaşı Mümin ve arkadaşları avize demirlerini aşağı sarkıtlara kaçmaya başardı. Akrabalarına ait boş bir konakta saklanmaya başladılar. Mümin burayı gizli teşkilatının merkezi yaptı. İlk hedefi ise o sıralarda İzmir'de belediye başkanlığı yapan Hacı Hasan Bey'in referansı ile Yunan ordusuna sızmak. İlk iş olarak Yunan komutan Albay Zafiru'dan randevu aldı. Mümin Rumcayı çok iyi konuşabiliyor. Ayrıca ana dili gibi konuşuyordu. Zafiru'ya kendini Giritli olarak tanıttı. Türk sabitlerin yerini söyleyeceğini belirtti. Verdiği istihbaratlar ile Zafiru'nun güvenini kazandı. Vatan sevdalısı arkadaşlarına değil, padişah tarafındakileri ihbar ediyordu. Mümin'in Yunan makamındaki kod numarası 21'di. Bu numara ile her yere elini kolunu sallayarak giriyor. Bir hitmen misali Yunanların arasına sızmış bir tür. Onların sonunu getirecek tüm senaryoları o yazdı. Fevzi Paşa'nın gizli yazısı eline ulaştı. Bu yazı tabii ki de şifreliydi. Yazıda vatan için çalıştığı belirtildi ve yeni görevini aldı. Artık lakabını da tam olarak almıştı. Artık o gavur mümindi. Sokakta halk ona hain diyor, yüzüne tükürüyor, kendisine hakaretler ediyorlardı. Onun bu konu hakkında söyledikleri ise çok can yakıcıydı. Yüzüme yediğim tükürükler cephede yediğim kurşun mermilerinden daha fazla canım acıdı dedi. Meclis açılınca müminin görevi arttı. İzmir'de ne kadar tüfek, ne kadar asker ve Sakarya'ya ne kadar birlik gönderileceğini biliyordu. Ve bu önemli bilgileri meclise iletiyordu. Bu sırada Yunan askerleri arasında Kralcı ve Venizelosçular arasında ikilem yaşanıyordu. Bunu gören Mümin ve arkadaşları sahte broşürler hazırlatıp bunları Rum çocuklarıyla Yunan ordusuna dağıtıyordu. Ve orduda olan ateşi daha fazla ağırlandırıyordu. Mümin Konya Delibaş isyanını çıkaran Delibaş ve adamlarından Ankara hükümetine tekrar isyan edeceği haberini aldı. Bu bilgiyi Ankara'ya ulaştırdı ama kendisinin kimliği de açığa çıkmıştı. Türk istihbaratı içinde yer alan bir Yunan casus ya da Konyalı bir isyancı onu ihbar etti. Kimliğini açığa çıkarmıştı. Mümin bu ihbar yüzünden 67 gün boyunca işkencelere maruz kaldı. Hiç konuşmadı. Kardeşi İhsan Hanım'ın gönderdiği notta tüm belgeleri sakladığını ve her şeyi inkar etmesini söylemişti. Daha sonra Mümin ömür boyu hapis cezası aldı ve cezaevine gönderildi. Bu cezaevinde başka Türk casusu olan İngiliz Kemal ile tanıştı. Bu arada onun hakkında video yapmamı istiyorsanız sağ kartlardan ankete katılın. Türk ordusu artık taarruza geçmişti. Mümin'den korkan Yunanlar onu daha korunaklı bir cezaevine gönderdi. Burada daha rahat günler geçiren Mümin hain çarkı
herkeslerle ve gazetecilerle görüşüp onların planlarını İzmir'de bulunan arkadaşlarına iletiyordu. Türk ve Yunan esirlerin değiştirilmesi konusu gündem olunca Cevdet Çakmak yüzbaşı Mümin'in vatana iade edilmesini söyledi. Yunan tarafı eğer Mümin iade edilirse Ankara hükümetinin daha güçleneceğini biliyordu. O yüzden bunu reddetti. Bu sırada Cevdet Çakmak başta başkumandan Trikopis olmak üzere 10 yüksek rütbeli subayın verilmeyeceğini söyleyince takas gerçekleşti. 5 Nisan 1920'de Mümin artık öz vatanına kavuşmuştu. Önceden yaptığı görev iade edilip bir zamanlar mahkum edildiği ve Yunan ordusuna sızmak zorunda kaldığı İzmir'e geldi. Ve burada il jandarma komutanlığına atandı. Rütbesi vatan için verdiği hizmetlerden dolayı binbaşlığa çıkartıldı. 1942'de yarbay, 1946'da ise albay oldu. Soyadı kanun çıkınca Ak soyadını aldı. 4 Eylül 1947'de Akari'de Nebirnav yaylasında arabası bozulunca geceyi orada geçirmek zorunda kaldı. Orada geceyi geçirdiği için zatüre oldu. Zamanla bu hastalığı tıp az geliştiği için tüberküloza dönüştü ve sonrasında çok fazla şiddetlendi. 20 Ocak 1948'de işgal edilirken bulunduğu toprağında yürütüldüğü arkadaşlarının şehit verdiği İzmir'de yaşamını yitirdi. O vatanı için Yunan askerlerinin üniformasını giydi. O rezillikleri yaşadı ama pes etmedi. 67 gün işkencelere maruz kaldı. Kendisi Rum asıllıydı ama ben Türk'üm lafını ağzını hiç düşürmüyordu. Türk işte böyle oldu. Vatanı için her şeyini ortaya koyar. Eğer videolarımı seviyorsan beğen tuşuna tıkla ve kanala abone ol. Abone ol ki böyle videolar attığımda direkt bildirimi al ve şak diye gir izle. Bildirim almak için çana tıklamayı unutma. Benim adım Çılgın Nil. Beni unutma.